kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size anlatacağım çok farklı bir hikaye var. Aşık olduğu kız uğruna cinlerle anlaşma yapmaya çalışan bir adamın hikayesi. Bu cümleme bakarak da hemen o kişiyi yargılamayın. İşler biraz farklı çünkü. Sizleri çok bekletmeden hikayeye geçmek istiyorum. Ondan önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Merhaba. Sizi uzun zamandır takip ediyorum. Benim de sizinle paylaşmak istediğim bazı şeyler var. Ben Adana'nın Kozan ilçesinde yaşıyorum. Bu olayın başlangıcı 14-15 yaşlarıma dayanıyor. Tam ergenlik çağlarım, deli zamanlarım. Bir kız gördüm, tutuldum. Adı Şeyma. Saçları uzun, beline kadar örmüş, kara kaşlı, kara gözlü. İlk gördüğümde kalbim yerinden çıkacak sandım. Bu nasıl güzellik böyle dedim. O gün onu gördüm ya, sabaha kadar o bakışları gözümden gitmedi. Sağa dönüyorum onu görüyorum, sola dönüyorum onu görüyorum. Neyse o gece böyle düşüncelerle geçti. Ertesi gün ilk iş Şeyma'yı gördüğüm yere gittim. Oralarda oyalanıyorum falan, belki kapıya çıkar da görürüm diye. Bu arada biri sorsa hayırdır ne yapıyorsun burada diye verecek cevabım yok. Öyle boş boş oyalanıyorum. Bir gözümde onların kapısında. Bekledim bekledim, çıkan eden olmadı. Çaresiz döndüm evime. Normalde kızlar erkekler çıkar gezer oyun oynar. Ama bu kız hiç çıkmıyordu dışarı. Evlerimiz yakın sayılırdı ama ilk kez görmüştüm onu. Annem tanıyor mu ailesini diye biraz ağzını aradım ama yok. Sonra aklıma bir plan geldi. Benim 8 yaşında bir kız kardeşim vardı. Ona dedim ki, bak şu evde bir abla oturuyor. Git o evin önünde oyna. Abla çıkarsa da onunla konuş. Maksadım kardeşim aracılığı ile kızla tanışmaktı. Kardeşimi oynatma bahanesi ile götürdüm. Az sonra hakikaten çıktı kapının önüne. Kardeşime kaş göz yaptım. Hemen gitti kızın yanına. Abla oynayalım falan dedi. Ama kız hiç beklemediğim bir şey söyledi. Ben dışarı çıkamam ki dedi. Bunu duyunca hemen ben de girdim sohbete. Neden çıkamazsın dedim. İzin vermezler dedi. Kim izin vermiyor? Baban mı yoksa dedim. Daha fazla konuşmadan girdi içeri. Ben iyice meraklandım. Aklıma ilk gelen babası olmuştu. Nereden bilebilirdim ki cinleri kastettiğini? Şeyma'yı o günden sonra hep uzaktan uzaktan takip ettim. Dışarı çıksa bile kapının hemen önünde oluyordu. Kaldırıma adım atamıyordu. Biraz bakıp geri içeri giriyordu. Biliyordum, hissediyordum. O da çıkmak istiyordu ama yapamıyordu. Zaman böyle geçti. Ben o yarım yamalak gördüğüm kızı hiç unutamadım tabii. Yaşım 18 oldu. Biraz daha büyüyünce kızla konuşmaya karar verdim. Bir gün yine dışarı çıktığımda fırsat bu fırsat dedim. Seninle konuşmam lazım, gelsene dedim. Gelemem dedi. Sadece 2 dakika dedim ama gelmedi. Ne diyeceksen buradan de dedi. Ben de baktım yapacak bir şey yok, orada söyledim. Ondan çok hoşlandığımı ve niyetimin ciddi olduğunu söyledim. Olmaz dedi, kapattı kapıyı. Bunalıma girdim, ergenlik işte. Odama kapandım, kimseyle konuşmadım o gün. Ertesi gün kız kardeşim geldi heyecanla. Abi sana mektup getirdim dedi. Kim verdi bunu dedim. Şeyma abla verdi dedi. Heyecanla açtım hemen. Ben senden çok hoşlandım ama elimde olmayan sebeplerden bu iş olmaz manasında bir mektup yazmış. Bu bile beni mutlu etti. Ben en azından gönlü varmış dedim. Günler, aylar böyle geçti. Bizim zamanımızda aşk değerliydi. Şimdiki nesil gibi değil. O mektuba sarılarak uyurdum. Belki inanmazsınız. Neyse bir akşam bir deli cesareti geldi bana. Ne olacaksa olsun dedim. Gideyim kızın yanına. Babası da kızarsa kızsın.
Niyetimin ciddi olduğunu söylerim dedim ve çıktım evden. Onların evin oraya gittim. Şeyma'nın kaldığı odayı biliyordum. Cama ufak bir taş atacaktım. Yerden taş aldım. Tam atacakken perde açıldı. Pencereye çıkan Şeyma'ydı. Ama dikkatle bakınca çok korktum. Çünkü gözleri simsiyahtı. Hiç beyazlık yoktu. Üstünde siyah bir kıyafet. Donuk ve sinirli bir şekilde bana bakıyor. Ne yapacağımı şaşırdım korkudan. Vücudumda derman kalmadı. Elimdeki taş yere düştü. Hemen eve koştum, yatağıma yattım. Bir yandan da o gördüğüm neydi diye düşünüyordum. O şekilde uyuyakalmışım. Rüyamda çok kötü şeyler gördüm. 3 kişi beni masaya yatırıp bağlıyor. Sonra da bana işkenceler ediyorlar. Vücuduma sopayla vuruyorlar ama böyle bir acı yok. Sanki gerçekten vuruyorlar. Dua okumaya çalışıyorum, okuyamıyorum. Çaresizce öylece bekliyorum bitmesini. Ve her vurduklarında bırak o kızın peşini diyorlar. Sabah ezanıyla uyandım. Size yemin ederim tüm vücudum mosmor. Her yerim ağrıyor, yerimden kalkamıyorum acıdan. Anneme seslendim. Annem odaya girince çığlık attı. Anne ben çok kötüyüm, ne oldu bana dedim. Annem koşup sarıldı hemen. Ne oldu oğlum, kiminle kavga ettin dedi. Kimseyle kavga etmedim, bilmiyorum dedim. Kalkmama annem yardım etti. Banyoya gittim, üstümü çıkardım. Kıyafetlerimi bile zor çıkarıyordum. Aynaya bakınca kendimden korktum. Gözlerimin altı mosmor ve dudağımın üstünde siyah bir leke. Sanki doğum lekesi. Anneme anlattım her şeyi. O da bir hocaya görünelim oğlum dedi. Akşam babam gelince ona da anlattık. O da çok şaşırdı tabii. Tanıdık bir hoca varmış. Hemen çıktık evden. Hocanın yanına gittik. Hoca babamın yakın arkadaşıymış. Beni görünce her şeyi anlattı. Meğer o kızı cinler sahiplenmiş. Çünkü kızın ailesi bu kıza büyü yoluyla sahip olmuş. Normalde çocukları olmuyormuş. Cinler zamanla anlaşmayı bozmuş ve kıza musallat olmuşlar. Kızı sahiplendikleri için de dışarı bile çıkmasına izin vermiyorlarmış. Oğlum dedi hoca, eğer bu kızdan vazgeçmezsen seni de alırlar. Bu işin sonu kötü. Kızı vakti geldiğinde alacaklar zaten. Olan sana olur dedi. Neye uğradığımı şaşırdım. Hoca bana muska yazdı. Al bu muskayı, üstünden hiç çıkarma dedi. O kızın da adını bile ağzına alma dedi. O kız cinler tarafından verildiği için tam olarak bu dünyaya ait değil. Vakti geldiğinde cinler alemine gidecek dedi. Hoca anlattıkça benim başım dönmeye başladı. Yani bu kız tam olarak insan sayılmazdı. Peki dedim ya ailesi, onlar durumu biliyorlar mı? Biliyorlar tabii dedi. Cinler kızın evden çıkmamasını ailesine söylüyor. Onlar da ne derlerse yapıyorlar dedi. Ağlamaya başladım. Hocam ben bir cine mi aşık oldum şimdi dedim. Hoca bana şşş, sakın isimlerini anma. Bak seni işaretlemişler zaten dedi. Dudağının üstündeki siyahlık işaret dedi. Hocam peki onu kurtarmanın hiç mi yolu yok dedim. Bir yolu var ama buna kimse cesaret edemez dedi. Neymiş dedim. Ben böyle konuşunca babam kızdı. Oğlum duymuyor musun hocayı? Ne yapacaksın o kızı? Unut, bizim de başımıza musallat olurlar. Almadın mı hala dersini dedi. Hatta vuracaktı. Elini kaldırdı ki annem tuttu. Bende deli cesareti vardı sanki. Ne olursa olsun ben onu seviyorum dedim. Bağırış çağırış içinde eve geldik. Girdim odaya, kimseyle konuşmadım. Vücudumun ağrısından hiçbir şey yapamıyordum. Ailemden gizli hocaya tekrar gitmeye karar verdim. Ertesi gün gittim. Hocaya onu kurtarmak için ne lazımsa yapmaya hazırım dedim. Olmaz oğlum, bak seni babana söylerim deyince çıktım oradan. Başka bir hoca buldum günler sonra. Ona gittim. Durumu anlattım. Hoca dinledi, dinledi. Bana söylediği ilk şey
sen deli misin oldu. Neden dedim? Ben ölmeye razıyım. Şeyma'yı istiyorum dedim. Hocaya uzun yalvarışlarımın sonunda onu nasıl kurtaracağımı öğrendim. Ama bu kadar zor olacağını tahmin dahi edemezdim. Yapmam gerekenler şunlarmış. Cinler alemine gidecekmişim. Kızı sahiplenen aileyi orada bulup anlaşma yapacakmışım. Kızı bırakmaları karşılığında onlara ne istediklerini soracakmışım. Ama bununla da sınırlı değil. Belki karşılığında beni bile isteyebilirlermiş. Belki de daha kolay başka bir şey. Eğer kabul edersem tekliflerini, kafamı yere eğip 3 kere kefaretimi vermeye hazırım diyecekmişim. Ama kabul etmezsem yine 3 kere ateşten olanın topraktan olana üstünlüğü yoktur. Kabul etmem diyecekmişim. Öyle korktum ki bunları duyunca vazgeçmeye karar verdim. Eve gittim. Günlerce ağladım çaresizlikten. Ama baktım unutamıyorum, kesin kararımı verdim. En kötü kabul etmem tekliflerini diye düşündüm ve hocanın yanına tekrar gittim. Hocam ben kararımı verdim dedim. Bana şaşkınlıkla baktı. Emin misin dedi. Eminim dedim. Annemlere o gün bir arkadaşımda kalacağımı söyledim. Cinler alemine beni hoca gönderecekti ve bunu gece yapacaktık. Vakit gelince hoca bana uzan dedi. Yattım. Üstüme siyah bir örtü örttü ve bazı duaları okumaya başladı. Gözlerim kapalıydı. Gitmek istediğin yeri düşün dedi sadece. Aklımdan cinler alemi, cinler alemi diye tekrarlıyordum. Hoca okurken bir rüzgar hissettim bir anda. Gözlerimi açtım. Ayaktaydım ve hiç bilmediğim bir yerdeydim. Etrafımda 3 tane ev vardı ve enteresan bir şekilde hangi evin onlara ait olduğunu biliyordum. O eve doğru yürümeye başladım. Etrafta kimse yoktu. Eve girmek için kapıya vurdum. Kapıyı bir kadın açtı. Boyu benden uzun, zayıf, gözleri simsiyah bir kadın. Çenesi sivri, üstünde çarşaf var. Elleri bile gözükmüyor. Sadece yüzü gözüküyor. Beni görünce gözleri ateş saçtı sanki. Korkudan öleceğimi, bu alemden hiç çıkamayacağımı hissettim. Kolumdan tuttuğu gibi içeri soktu. İçeride hatırladığım kadarıyla pek eşya yoktu. Yerde gri bir halı hatırlıyorum sadece. 2 erkek daha vardı. Otur dediler, oturdum. ''Niye geldin?'' dedi kapıyı açan kadın. Kafamı kaldırıp yüzüne dahi bakamıyordum. Suratı o kadar korkunç bir hal almıştı ki yere bakarak konuşuyordum. ''Şeyma'' diyebildim sadece. O an diğer odanın kapısı açıldı yavaşça. İstemsizce kafamı kaldırıp o yöne doğru baktım. İçeri giren Şeyma'ydı. Beni görünce çok şaşırdı. Öylece bakıyordu kapının oradan. ''Şeyma'yı mı istiyorsun?'' dedi kadın. ''Evet'' dedim. Evde bir anda kahkaha sesleri yükseldi. Sonra o kadın bana bir tokat attı. ''Bu kız bizim'' dedi. ''Artık o bize ait, buraya ait. Sana onun peşini bırak'' dedik. ''Ama bizi dinlemedin. O zaman cezanı çekeceksin'' dedi. Vücudumu hissetmiyordum sanki. İstemsizce titriyordum. ''Ne istiyorsunuz Şeyma için?'' dedim. Ama dediğime cevap bile vermediler. Beni masaya bağladılar. Tıpkı rüyamdaki gibi. Ve sopalarla vurmaya başladılar. Şeyma'nın bir köşede ağlayarak izlediğini hatırlıyorum. Vurdukça kemiklerimden sesler geliyordu. Yine rüyamdaki gibi hiç konuşamıyordum. Hocanın sesiyle kendime geldim birden. Kur'an okuyordu. Nefes nefese kalktım, kendime baktım. Ellerime, kollarıma. Hiçbir şey yoktu gözüken. Ama her yerim ağrıyordu. Hoca bana, ben sana demedim mi? Biraz daha getiremesem seni öldüreceklerdi dedi. Sakinleşmeye çalışıyordum ama olmuyordu. Nefes alamıyordum sanki. Hoca bana su getirdi. Vazgeç bu işten oğlum. Sadece seni değil, aileni de öldürürler dedi. Biraz orada kaldıktan sonra evime geldim. Annemgil anlamasın diye belli etmemeye çalıştım.
Sonra dışarı çıktım, Şeyma'nın evinin oraya gittim. Kapının önünde belki çıkar diye beklemeye başladım. Az sonra Şeyma kapıya çıktı. Hemen koştum yanına. Bana bakıp canın çok yandı mı dedi. Şeyma, sen gördün mü her şeyi? Gerçekten oradaki sen miydin dedim. Evet bendim dedi. Seni öldüreceklerdi ama kurtuldun. Bu işten vazgeç. Yoksa bir dahakine kurtulamazsın dedi. Ve içeri girdi. Hiç unutmadım Şeyma'yı. Şimdi olsa aynı şeyleri yapar mıydın diye soracak olursanız galiba yapamazdım. Korkardım. Ama o zamanlar yaptım. Gençlik mi dersiniz, cesaret mi, yoksa delilik mi bilmem. Ama anlattıklarımın hepsi gerçek. O Şeyma'yı son görüşüm oldu. Bir daha da izini bile bulamadım. Aniden taşınmışlar oradan. Ya başka mahalleye ya da başka aleme. Hikayemiz burada sonlanıyor. Hikayeyi yaşayan kişiye pek çok soru sordum. Sağ olsun bıkmadan, usanmadan cevapladı. Şimdi hikaye bu kadar inanılması güç bir hikaye olunca ister istemez sorgulamam gerekiyor. Bunları cevaplamasının yanında bir de bana o bahsettiği mektubun fotoğrafını attı ama paylaşmamı istemedi. Şeyma'nın yazdığı ilk mektubu hala saklıyormuş. Verdiği cevaplar artı mektup olunca ben de hikayeyi paylaşmaya karar verdim. Alışık olmadığımız bir aşk hikayesiydi bu. Onlardan birine aşık olmak ve onun içinde ölümü dahi göze almak. Ne kadar sevdiyse artık neleri kabul etmiş, neleri yapmış. Cinler alemine gitmeyi kabul etmiş, sonunda ölmeyi bile kabul etmiş. Keşke hikayenin sonu güzel bitseydi, kurtulabilseydi kız. Ama büyü ile cinlerle anlaşma yaparak annesi hamile kalmış. Bir hikayemiz daha vardı bu şekilde, daha önce paylaştığımız. Bazı noktalarda konusu itibariyle benzerlik gösteriyor. Hikayeyi gönderen kişiye çok teşekkür ederim. Yaşadıklarını bizimle paylaştığı için. Sizlerin de başından geçen bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.